Herkese merhabalar. Tam bana göre de sizinle beraber süper bir set tanıyacağız. Dinamo Soru Bankaları Sayısal Set. Sayısal dersler bizim için çok değerli. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve 10. sınıfta bu öğrendiğimiz temeller aslında TYT'de karşımıza gelecek ve aynı zamanda 11. sınıfın da temelini oluşturacak. Dolayısıyla 11. sınıfta ve aynı zamanda üniversite sınavında başarılı olabilmek için ve sağlam temel atabilmek için 10. sınıftaki sayısal konulara çok hakim olmamız gerekiyor. İçinde neler var hemen bakalım. Sayısal setin içerisinde tabii ki matematik ve FKB var. Yani fizik, kimya, biyoloji ve aynı zamanda matematik kitabımız var. Matematik kitabımız gerçekten de neredeyse iki kitap kıvamında ve çok kalın bir kitap. Neden? Çünkü matematikte 10. sınıfta çok temel konularımız var. Burada hemen bakacak olursak 10. sınıf matematik kitabını beraber inceleyelim. Hemen burada kitabımızın yani dinamo soru bankalarının temel prensibi aslında ilk başta konu alt başlıkları verildikten sonra MEP kazanımları var. MEP kazanımlarını burada görüyoruz. Zaten hem üniversite sınavında bu kazanımlardan sorumluyuz hem de bu 10. sınıf yazılarımızda bu kazanımlardan sorumluyuz. Hemen bir rehber soru rehber çözüm ardından bu rehber soru rehber çözümle alakalı bu kasımızı geliştirecek dört soruluk bir mini testimiz var. Yine aynı şekilde rehber soru, rehber çözüm dört soruluk testimiz ve bu şekilde ilerleyerek konuları alt başlıklarıyla beraber teker teker işliyoruz. Her bir başlıkta farklı bir konuyu, alt konuyu işliyoruz ve teker teker ilerledikten sonra neye giriyoruz? Dönel permütasyon, tekrarlı permütasyon ve bunları bitirdikten sonra da Tarama testlerimiz geliyor. Tarama testlerimizden sonra ne geliyor? Tekrar konuları ilerledikten sonra da artık ünitemizin bitmesine yakın bir şekilde, yani mesela e, buradaki ilk ünitemizin sonuna doğru ne geliyor karşımıza? Ünite tekrar testlerimiz geliyor. ÖSYM tarzı testlerimiz geliyor. ALFL tekrar testlerimiz geliyor ve yazılıya hazırlık kısımlarımızda geliyor. Bütün kitaplarımızda aynı mantık var. Aynı şey kimyada da. Kimyada da aynı şekilde ilk başta rehber soru, rehber çözüm, kazanımlar ve alt başlıklar olmak üzere. Ve sonrasında ilerledikten sonra da tarama testlerimiz aralarda ve en sonunda da ünitemizin sonunda tabii ki ünite tekrar testlerimiz. Ünite tekrar testlerimizin yanında ÖSYM tarzı testlerimiz, ALFL tekrar testlerimiz ve en sonunda da yazılıya hazırlık kısımlarımız geliyor ve üniteleri bu şekilde hem Biyolojide hem fizikte bitiyoruz. İşte sayısal set ile sayısal set ile aslında fizik, kimya, biyoloji ve matematikte bütün eksiklerimizi kapatacağız. Ve soru ihtiyacımızı bu kitaplarla e, kapatmış olacağız. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım.